fındığını sigorta yaptırmayan üreticinin maalesef yapacak olduğu bir şey yok. Ancak yanıklar kalktıktan sonra ya da hemen şu aralar yaprak gübresi verebilir. Çünkü fındık çok ciddi bir afetten geçti. Sanki dayak yemiş bir çocuk gibi düşünün. Şu anda o vaziyette. Buna yaprak gübresiyle takviye edilebilir. Öte yandan bahçelerini sigorta ettirmiş vatandaşlarımızın hemen hiç vakit kaybetmeden bugün derhal eksperlerine, Tarsim sigorta eksperlerine haber vermesi lazım. Onlar da gelsinler, oranlarını belli etsinler. 1 Nisan itibariyle Tarsim eksperleri sahaya çıktı. Üreticilerimizin öncelik sırasına göre, şikayet öncelik sırasına göre arazideler. Oranları sanırım üretici 3 aşağı 5 yukarıya yaptıktan sonra onlar tespit ederler. İl ve ilçe müdürlükleri hangi oranda ne kadar fındık yandı, hangi bölgede ne kadar yanık var, oranlar da birkaç gün sonra belli olur. Fındık fare kulağı kıvamı dediğimiz kıvamda şu anda. Yavaş yavaş yaprak gübresi atılabilir. Zaten yazlık gübre dediğimiz azotlu gübre verme zamanı da artık birinci gübre atma zamanı geliyor. Bundan sonra dip temizlikleri, işte gübreleme yapraktan ya da topraktan gübreleme zamanları geliyor. Üreticilerimiz bunları zaten biliyorlar. Takip ederlerse eğer iyi olur. Çok pahalı gübreler. Bu pahalılıkla birlikte elbette üretici biraz bir adım iki adım geride kalacaktır ama mümkün mertebe, ben de bunu söylerken zorlanıyorum aslında ama azottan fındığı geri bırakmamak lazım. Çünkü fındığın canı, kanı azot. Yani 7,5 liraya, 7500 liraya bir ton gübreyi nasıl alır, üretici nasıl atar onu da bilemiyorum, söylemekte de zorlanıyorum. Ülkemizi idare edenlerin özellikle Tarım Bakanlığı bu konuyla alakalı çok ciddi yatırımlar yapmak durumunda. Mesela bu bölgede benim çocukluğumda ayçiçeği, bu bölgede benim çocukluğumda buğdaylar, arpalar, yulaflar olur. Tarımda bugün toprağa attığınız tohumu yarın tereye getiremezsiniz. 3 ay, 5 ay, 10 ay sürer. Yani tek yıllık bitkilerin dışında fındık gibi en az 6 ay sonra sofraya getirebilirsiniz. Bir sebze öyle değil. Sebzeyi bugün dikersiniz, 1 ay sonra, 1,5 ay sonra sofraya getirirsiniz. Ama buğday öyle değil. Buğday yıllık sürgünlerle olur, yapılır ki bununla alakalı aklımız başımıza almamız lazım. Tarımı her alanında, bu tüm 7 bölgenin 7'sinde yeniden tarım reformu yapmamız lazım diye düşünüyorum. Bir seferberlik ilan etmesi lazım ülkeyi idare edenlerin. Bu ülke tarım ülkesi. Ben çiftçi bir ailenin, çiftçi bir bireyiyim. Ve şu anda çiftçi bir ailenin son kuşak çiftçi reisiyim. Benimden sonraki oğlum da ben çiftçiyim demek zorunda. Biz çiftçiyiz, üreten insanlarız demekten hiç kimsenin utanmaması lazım. Biz eğer üretmezsek sizler aç kalırsınız. Bu ülkede yaşayanlar aç kalır.